Muazzez Müslümanlar, kardeşlerim, gün doğar, bakarsınız ağaçlar, kuşlar, çiçekler, her şey olmadığı kadar güzel görünür. Çünkü güneş vardır, gecenin varlığı yoktur artık, eşyanın üzerini bir perde gibi kuşatan gece zahir olmuştur. Orucunuz, namazınız, bütün ibadetleriniz, Allah'a yöneliş şekilleriniz sizi en uzak gurbetlerden alırlar, vuslata, kainatın sahibine en yakın noktalara getirirler. Sanki namazlarınız inna salate tenha anil fahşai vel münker kıldıkça, Allahu ekber dedikçe, her eğildikçe, her yöneldikçe doğan güneş nasıl eşyadaki, nasıl kainattaki bütün karanlık noktaları izale eder, ibadette, namazda, ruhumuzdaki bütün kirli noktaları siler, kaldırır. Allah Azze ve Celle'nin karşısında mustakim bir Müslüman suretine, şekline sizi getirir. Onun için ta Recep ayından beri Şaban'a geldiniz, sürekli ellerinizi kaldırdınız. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban. Ya Rab, Recep'i, Şaban'ı bizim için mübarek kıl. Bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır Allah'ım diye yalvardınız. Hem gözünüzün önünde bir hedef, bir vuslat var. Ramazan-ı Şerif'in iklimine girmek, sahurun bereketini, iftarın şerainini yaşayabilmek. Çocuklarınız, kardeşleriniz, sevdiklerinizle birlikte Allah-u Ekber'i bekleyip sonra Ya Rab, senin rızanı kazanmak için tuttuğum orucumu yine senin adınla açıyorum. Sana yönelişimi kabul et Allah'ım diye yalvardınız. Hani muzdarip hastalar nasıl sabahı beklerler. Muzdarip her ruh, mustakim ve her mümin bir Ramazan bekler. Ruhu ağırsın diye, ağıran ruhu kainatın sahibine yücelsin diye Ramazan beklediniz. Onun için mahallelerinizin, şehirlerinizin camilerinde hoş geldin ya Şehr-i Ramazan. Ey ruhuma şehrain getiren muazzam, mübella, mücellay, hoş geldin ey Şehr-i Ramazan diye karşıladınız. Bir şenlik var, sevindiniz. Hani konuşurken hep derdiniz ya, ah o çocukluğumuzdaki Ramazanlar diye. Aslında Ramazanlar yine hep aynı. Ama biz büyüdük. Büyüyünce çocukluktaki belki ruhumuzun safiyetini koruyamadık. Ticaret yaparken ruhumuz kirlendi. İnsanlarla konuşurken ruhumuz kirlendi. Eğer çocuk gibi olabilseydik yine biz Ramazan-ı Şeriflerin güzelliklerini hani evde sofranın başında babalarınız iftarı beklerken siz kapıda minareden ışık yanacak, top patlayacak, koşacaktınız, iftar vakti geldi diyecektiniz, onlara haber verecektiniz, bir bayram sevinci olacaktı evinizde. Yine sizin çocuklarınız yaşıyordur onları, iliklerine kadar yaşıyordur, vücutlarının bütün şubelerinde yaşıyordur. Çünkü onlar tertemiz ruhlarıyla Allah'ın huzurundadır. İşte bayramdayız. Bir açıdan seviniyoruz. Çünkü ruhumuz çocuk gibi her tuttuğumuz oruçta, her teravihimizde, her verdiğimiz sadakanızda, her Allah'a yönelişinizde, çocukluktaki o günleriniz gibi, güneşin doğması gibi, günün ağarması gibi temizlenen bir ruhumuzla Allah'ın karşısındasınız. Bayram sabahındasınız. As-siyâmu cümmetun. Orucunuz bir kalkan oldu. Günahlara karşı bir kalkan. Öfkelerinize karşı bir kalkan. Hafakanlarınıza karşı bir kalkan. Korunan bir ruhunuzla bayram sabahındasınız. Ama bir açıdan üzülüyorsunuz. Çünkü Ramazan gecelerinin güzelliklerini geride bıraktınız. Gelecek yıl yine iftar sofralarında,
yine sahur bereketinde aynı heyecanı yaşamaya dair içinizde, elinizde bir teminat olmadığından dolayı üzülüyorsunuz. Üzülüyorsunuz. Hani sofralarınız vardı, mahalleden arkadaşlarınızı, dostlarınızı, yetim yavruları çağırıp da iftarı beklediğiniz sofralar. Bir verip Allah Azze ve Celle'den karşılığını yüz binler beklediğiniz, umduğunuz o zamanların en bereketli anlarını geride bıraktınız. Onun için üzülüyorsunuz. Üzülüyorsunuz. Somali'de kardeşleriniz aç. Onlarla maddenizi paylaştınız. Onlara Allah için bir şeyler gönderdiniz. Onların halini üzülüyorsunuz. Üzülüyorsunuz. Siz bayram sabahındasınız. Sizler buradasınız. Ama dün gece, önceki gece, Kadir gecesi, yeryüzünün gökyüzüyle, Kur'an'ın yeryüzüyle buluştuğu gece, Hımız'da, Şam'da, Deir Zor'da, Şam'ın diğer şehirlerinde, camilerde, hani bir azınlık, Moğollar Şam'ı istila ettiği zaman, onların yanında yer alıp Müslüman'a ihanet edenler, Fransızlar Şam'ı işgal ettiği zaman, onların yanında yer alıp camilerdeki ezanlara tecavüz edenler, şimdi tanklarla ehli imanın ibadet ettiği, Kur'an'ın yeryüzüyle buluştuğu Kadir gecesinde camileri istila ettiler. Usame Rifai gibi bir alimi, Abdülkerim Rifai Camii'nde şuraya gelen, şu caminin içinde namaz kılan, Suriye'nin en büyük alimini camide jopla yaraladılar. O acılara, o fotoğraflara üzüldünüz. Kur'an'ın gecesinde kardeşlerimizin acılarını sana gönderiyoruz Allah'ım dediniz. Ama seviniyorsunuz. Bayramın içerisindesiniz. Ta Çin'den bu tarafa, güneşin doğduğu en uzak noktalardan itibaren, yeryüzünün farklı köşelerinde, camilerde, kadınlar, erkekler, çocuklar halka halka oldular, saf saf durdular, Allahu Ekber dediler. Her şeye rağmen acılarımıza, sevinçlerimize, tasalarımıza rağmen sen en büyüksün Allah'ım dediler. Güneşin doğduğu noktalardan bu tarafa, Endonezya'da, Malezya'da, Cava Adalarında, Pakistan'da, İran'da, Bağdat'ta, Şam'da Allahu Ekber dedi müminler bayram sabahı. Şimdi sıra sizlerde. Sizler Allahu Ekber dediniz. Güneş doğdukça batıya doğru müminlerin saf saf bayram sabahındaki manzarası devam edecek. Ruhlarınız bu şehrayını görüyor. Sanki Medine'de Hazreti Muhammed Aleyhisselam konuşuyor. Bir bayram sabahı Ummati Yahremiz rivayet ediyor. Femmel huyyar. Herkes gelsin. Hayızlı kadınlar, özel hallerindeki kadınlar, genç kızlar da gelsin. Ya Resulallah, elbiseleri yoksa elbise bulsunlar. Arkadaşlar onlara elbise ikram etsinler. Alsınlar, musallamıza gelsinler. Özel hallerindeki kadınlar namaz kılamayacaklar. Feyatizinle salah, namazdan uzakta dursunlar. Ama o eşhednel hayr, şu manzarayı seyretsinler. Çocuklar safta, camiye ara ara gelenler safta. Herkes ellerini kaldırmış. Bir bayram sabahı, kainatın sahibine yalvarıyor. Ona yakarıyorlar. Bayram sabahının güzelliğini seyretsinler. Şimdi güzellikler en güzel kareleriyle Müslümanların coğrafyasında öyle bir güzellik ki kardeşlerim, وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, görmediğiniz, belki nefsaniyetinizin etkilerinden dolayı görmek istemediğiniz kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, şimdi sizlerle aynı saftalar, sizi aynı safta birleştiren, her şeye rağmen bir araya getiren Allah Azze ve Celle'ye namütenahi hamdü senalar olsun. İşte bayramın sabahında bunun için seviniyoruz. Sadece bizler değil. Tenzelul melaiketu
Melekler geliyorlar yeryüzüne. Onlar da seviniyorlar. Aslında melekler, insanoğlu ilk yaratıldığında وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا Ya Rab, kanla akıtacak, yeryüzünde acılara, ızdıraplara vesile olacak. İnsanları neden halife seçiyorsun Allah'ım diye hallerini, temennilerini Allah'a arz etmişlerdi. Yani bizim varlığımızdan melekler pek hoşnut olmamışlardı. Ama bayram sabahında onlar sizi seyretmek için yeryüzüne iniyorlar. Halbuki şuna benziyor. İnsanoğlundan bir damla su çıkar. O su üzerine değince nefret eder. Necasettir o. Koşar, yıkar. Ama o su 9 ayda ete, kemiğe bürünür. İnsan olarak, Ali olarak, Fatıma olarak dünyaya gelir. Sonra onu babaları canlarından daha aziz görürler. Önce bir necasetti, yıkarlar, atarlardı. Ama sonra insan oldu, Ali'dir, Fatıma'dır, sizin canınızın bir parçasıdır. Her şeyi onun için verirsiniz. Melekler de vücudumuzun kirli bölgelerine baktılar. Bunlara yeryüzünü nasıl bırakıyorsun Allah'ım dediler. Ama şimdi bayram sabahı, bütün kötülükleri caminin dışında bırakan, saf saf olan ehl-i imanın güzelliklerine bakıyorlar. Mustakim hallerinizi görüyorlar. Yeryüzüne indiler. Şimdi sizin dualarınızı alacaklar. Yönelişlerinizi kainatın sahibine götürecekler. Şu ifadeler bu hutbenin mührü olsunlar. İbrahim Aleyhisselam'a melekler gelir. Gider melekler gelince bi'iclin hanif onlara kızarmış bir buzağı ikram eder. Melekler yine camide sizleri seyrediyorlar. Sizler de onlara yanık, kırık bir yürek armağan edeceksiniz. Dualarınızı takdim edeceksiniz. O duaları alacaklar. Mustakim müminler olmanın temennileridir onlar, niyazlarıdır onlar. O dualarla gidecekler. İşte o zaman göreceksiniz ki hem afakta hem enfüste siz değişeceksiniz. Bayram değişecek. Eski bayramı, çocukluğunuzdaki bayramları göreceksiniz. Sizin sözünüzün etkisinin, tesirinin gücü değişecek. Çocuklarınıza, eşlerinize konuştuğunuz zaman bakacaksınız ki hayat bir anda değişiyor. İfade şunun gibi olacak. Hasan Basri'ye gelirler. Köleler derler ki, bir bayram günü biz de sevinse, söylesiniz halka, köle azat etseler, biz de özgürlüğümüze, hürriyetimize kavuşsak. Konuşmaz büyükleri. Aradan haftalar geçer. Hasan Basri yine kürsüdedir. Bu defa der ki, ey hal, köleleri azat ediniz. Camiden çıkanlar, kölelerinin yanlarına koşarlar. Şehirde, her evde şu kadar köle azat edilir. Sorarlar, neden söylediğimiz hafta değil de, şu kadar zaman sonra, ey hal, köleleri azat ediniz dediniz. Efendim, önce ben yapmalıydım. Şehre gittim, çarşıya vardım, bir köle satın aldım. Bunu satın almak için para biriktirmem gerekiyordu. Sonra onu azat ettim. İnsanlara dedim ki, sizler de köleleri azat ediniz. Ramazan-ı Şerif'te kazandığınız güzellikleri yaşayacaksınız. Sonra çocuklarınıza, sonra etrafınızdaki insanlara konuşacaksınız. Göreceksiniz ki sözünüz ağzınızdan çıktığı an muhatabınız tarafından hemen orada kabul görecek. Bayramı bu güzelliklerle yaşamayı, sevinmeyi, çocukları, annelerinizi, babalarınızı, yaşayanları dünyada, yaşamayanları kabirde, onları ziyaret ederek ya da verdiğiniz sadakaların, hayır hasenatın, sevabını onlara ihsan ederek sevindireceğiniz bir bayram, Alemi İslam'ın, mazlum, mağdur bütün coğrafyanın,
sevincinin mahşeri olsun.